Mürşidi Kamillerin alametleri hakkında. Topbaşzade Ahmet Kutsi Efendi son devir İslam alimlerindendir. 1819'da Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Bozkırlı Memiş Efendi'nin halkayı tedrisine katılarak, Nakşibendi Halid'i icazeti aldı ve halifesi olmakla şereflendi. 1889'da Konya'da vefat etti. Bir sohbetinde şunları anlattı. Allahü Teala, sevdiklerimi, evliyamı, halkın içinde saklarım, herkes tanıyamaz. Buyuruyor. Onları tanıyan kimseler az da olsa vardır. Evliyanın vasıflarından bazıları şöyle bildirilmiştir. Bir evliyanın kerameti olur. Gaybı yalnız evliya değil, melekler ve hatta peygamberler bile bilmez. Ancak Allahü Teala, dilerse, herhangi bir kuluna da bildirir. Peygamber Efendimizin gaybı bildiren çok mucizesi vardır. Evliyanın da gaybı bildiren çok kerametleri görülmüştür. İki evliyayı gören kimsenin gönlü ona meyil olur. Evliyanın her sözü, her hareketi İslam'a uygundur. Yanında bulunan kimselerin kalplerinde Allah korkusu ve Allah sevgisi hasıl olur. Başka şeylerden soğur. Evliya ölü kalpleri diriltir. Kalplerdeki pası temizler. Onun yanında duranın günah işleme arzusu yok olmaya başlar. İç itikadında bozukluk olan evliya olamaz. Amelde ve itikadda bidatin zulmeti, evliyalık nurunun kalbe girmesine mani olur. Kalp, bidatlerden temizlenmedikçe ve doğru itikad ile süslenmedikçe, hakikat güneşinin ışıkları oraya giremez. 4. Evliya bütün kötü huylardan uzaktır. İyi huylarla süslenmiştir. Kendisine zulmedeni affeder, darılana iyilik ve ihsanda bulunur. Onda mal, mevki ve şöhret hırsı bulunmaz. Övülmeyi sevmez. Yerilmekten korkmaz. Tevazu sahibidir. Kendisini kimseden üstün görmez. Hiç kimseyi aşağılamaz. İlim sahibidir, ihlaslı amel eder. Kimsenin zararını istemez. Herkese merhamet eder, acır. İnsanların saadeti için çalışır. Sözünde durur. Emanete riayet eder. Kimseye hıyanet etmez. Suizan, gıybet ve fitneden kaçar. Haklı olsa da münakaşa etmez. Belalara, sıkıntılara göğüs gerer. Nimetlere şükreder. Ehline danışarak iş yapar. Günah işlemekten ve bilhassa imansız gitmekten çok korkar. Çok istiğfar eder. Eskiden Abdülkadir-i Geylani, İmam-ı Rabbani ve Ahmed Rıfai Hazretleri gibi mürşidi kamil olan evliya var idi. Evliya oldukları bazı vasıfları ile bilinirdi. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmuş olana evliya denir. Başkalarının da kavuşmalarına vasıta olana mürşit denir. Mürşidi Kamil'in, yani rehberlik eden evliyanın alameti, itikadının düzgün olması ve İslam ahkamına tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslam ahkamına uygun olmayan zat, havada uçsa da, rehber olamaz. 22 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.